Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulillah. Sayın Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz, Sayın İl Müftüm, Sayın İlçe Müftüm, değerli meslektaşlarım, sevgili misafirler, Ordu Müftülüğü olarak Din Görevlileri Haftası ve Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle düzenlemiş olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Program açısını arz ediyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti, İlçe Müftümüz Mustafa Kayış Hocamızın açılış konuşması, İl Müftümüz Ali Gülden Hocamızın selamlama konuşması, Sayın Sedide Akbulut Hocamızın konuşması, hediye takdimi ve kapanış. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Hadis-i şerif. Kur'an kalplere kut ve gıda ve akıllara kuvvet ve gınadır. Ve ruha su ve ziya ve nefislere dua ve şifa olduğundan usandırmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumak üzere Yeni Cami İmam Hatibi Ahmet Çınar Çetin Hocamı sahneye davet ediyorum. Senin yanımda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله أرسلناك شاهداً
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sayın Genel Müdürüm, çok kıymetli İl Müftüm, değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, Sorgun İlçe Müftülüğümüzün Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler Din Görevleri Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğu programa hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli misafirlerimiz, hepinizin malum olduğu üzere Mevlid-i Nebi Haftası Diyanet İşleri Başkanlığımızca 1989 yılından beri her yıl çeşitli programlarla idrak ediliyor. Camiler Haftası 1986 yılından beri kutlanmış, 2003 yılında da buna din görevlileri bölümü eklenerek Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak günümüze kadar kutlanmaya devam ediyor. Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında bu hafta idrak ediliyor. Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası, Camiler ve Din Görevlileri Haftası takvimi çakıştığı için Diyanet İşleri Başkanlığımız her iki haftanın etkinliklerini birleştirerek programlarını her ilimizde, ilçemizde, yurt dışı temsilciliklerimizde devam ettiriyor. Her yıl bir konu seçiliyor ve o konu etrafında kitaplar yazılıyor, makaleler yazılıyor, televizyon programları, radyo programları, vaazlar, sohbetler, dergiler, makaleler ve o konu enine boyuna bütün mecralarda işleniyor ve o konu hakkında bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Peygamber Efendimizin bu alandaki örnekliği toplumumuzun gündemine taşınıyor. Bu yılda Peygamberimiz iman ve istikamet konusu seçilmiş ve şu anda bir örneğini burada gerçekleştirdiğimiz ama bütün Türkiye genelinde bu konu etrafında programlar yapılıyor. Konuyla ilgili olarak Hud suresinin 112. ayetinde Yüce Rabbimiz فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَدْغَوْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Tevbe edenlerle birlikte hepiniz dost doğru olun diye Yüce Rabbimiz buyuruyor. Sahabe-i kiramdan birisi Peygamber Efendimiz'e geliyor.
Diyor ki, ya Resulallah, bana öyle bir şey öğret ki ben onunla dinimi yaşayayım. Bundan sonra da hiçbir kimseye bir soru sorma ihtiyacı duymayayım diyor. Peygamber Efendimiz de buyuruyorlar ki, قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ. Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol. İşte bir ayeti kerime ve bir hadisi şerifle örneğini verdiğimiz bu konu bütün Türkiye genelinde işlenmeye devam ediyor. Bugün de Ankara'dan, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan çok kıymetli hocamız, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz Sedide Akbulut hocamız inşallah bu konu hakkında bizleri geniş bir şekilde bilgilendirecek. Ben bu vesileyle hocamıza şahsım adına, sizler adına hoş geldiniz diyorum. Sizlere de hoş geldiniz, şeref verdiniz ve hepinize saygılarımı, sevgilerimi ifade ediyorum. Kalın sağlıcakla. Hocam, sağ olun. Güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Beklemez bir başka iltifat sana erenler. Semtin iltifat buludur ya Resulallah. Gönül gözleriyle bir kere seni görenler, onlar ruhların bir koludur ya Resulallah. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere İl Müftüm Sayın Ali Gülden hocama sahneye arz ediyorum. Selamun aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Saygıdeğer genel müdürüm, kıymetli eşleri, ilçe müftümüz, mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. İlçe müftülüğümüzün tertip ettiği programımıza hepiniz hoş geldiniz. Rabbimiz programı istikametimize katkı sunmaya vesile eylesin inşallah. Hocamız ifade etti ayetleriyle, hadisleriyle bu hafta bir şekilde bizim istikametimizi yeniden gözden geçirmemizi salık veren her birimize Rabbimizin ayeti kerimesinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye her daim aramızdan ayrılan birisini vesile kılarak hatırladığımız, ondan geldiğimizi ama yine yolculuğun ona doğru olduğu hakikatinden kopmadan, ezelde şeytanın Rabbimizden müsaade alarak ben seninle kulların arasına duracağım, onları senin yolundan ayıracağım müsaadesini almasıyla beraber başlayan, bir taraftan şeytan, bir taraftan ona destek veren nefislerimiz, bir taraftan ona destek veren şeytanın yolundan giden her türlü unsurlar, bir taraftan da şeytanın kendi özel arkadaşları istiyorlar ki bizi her daim o yoldan bir vesile saptıralım, kaydıralım, yolumuzu, yönümüzü değiştirelim. Başkanlığımız bu yıl konuyu iman ve istikamet başlığıyla belirlemiş olmakla, hem bizim kalbimizin temel amellerinden birisi olan imanımızın tadına, zevkine yeniden ermek, hem de bu hayat yolculuğumuzda istikametimizi tekrar tekrar gözden geçirerek bizlere geldiğimiz yere ve döneceğimiz yere sadakatli bir hayat yaşamak üzere uyarmayı hedefledi. İnşallah ülke genelinde bu hedefe hep beraber ulaşırız. Çünkü her birimiz bulunduğumuz bölgelerde de aynı zamanda insanımıza yol göstermek, yön göstermek, rehberlik etmek üzere vazife icra ediyoruz. Rabbimiz her birimizi bu anlamda muvaffak kılsın. Ben ta Ankara'dan bizim davetimize icabet ederek o kadar yoğunluğuna rağmen biz aslında hocamla il için anlaşmıştık. Sürecin içerisinde sorgunumuzu da dahil ettik. Ona da evet dedi program akışı içerisinde. Ben sizler adına hem dün ilimizde oradaki
katılımcı kardeşlerimize sunduğu katkılar, hem bugün sizlere, bizlere sunacağı katkılar sebebiyle özellikle hocamıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sesini, sözünü tesirle eylesin. Geçen salı itibariyle başladığımız Mevlid'in bir haftamızı, bugün itibariyle başladığımız camiler ve din görevler haftamızın hayırlara vesile kılınmasını Rabbimizden niyaz ediyor. Tekraren her birinize saygılar sunuyor. Hayırlı, bereketli hizmetlere, istikametli faaliyetlere vesile olmasını, vesile kılınmasını Rabbimizden niyaz ediyor, saygılar sunuyorum. Hocamıza bu veciz konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tefsir kaynaklarımızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında şöyle bir açıklama yer alır. Bütün nimet hazinelerini açmak salahiyetinde olan iman nimetine vesile olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi öyle büyük bir nimettir ki nev-i beşer yerlebet o zatı medhü sena etmeye borçludur. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut Hanımefendi'nin özgeçmişi. Samsun Çarşamba'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden lisans eğitimi aldı. Tokat, Bafra, Samsun Anadolu İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmenliği yaptı. 2001 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda göreve başlayarak Amasya ve Samsun'da vaiz olarak görev yaptı. 2009 yılında Ankara Çankaya vaizliğine atandı. 2014-2020 tarihleri arasında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı görevinde bulundu. 29.04.2020 tarihinden beri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı görevini yürüten Sedide Akbulut, 1 Nisan 2023 tarihinde Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. Hocamız İngilizce ve Arapça bilmektedir. Hocamıza, sorgunumuza hoş geldiniz diyor ve konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, merhameti, inayeti hepimiz üzerine olsun inşallah. Değerli hanımefendiler, kıymetli müftüm, ilçe müftüm, güzel bir pazar aslında. Yağıştan sonra, yağmurdan ve bereketten sonra güzel bir pazar sabahında bizleri tercih ettiğiniz için en kalbi şükranlarımı ifade ederek başlamak istiyorum. Bir de yaşanılan bazı azizlikler oldu. Elektrikler kesildi ama buna rağmen bizimle olmanız, birlikte olmamız hayırlara vesile olsun diyorum. Dua ederek başlamak istiyorum. Değerli hanımefendiler, öncelikle yine başka bir teşekkür de etmek istiyorum. Çünkü bu toplum kadın dindarlığı denen bir kavramla yüz yüze. Allah'a hamdolsun ki evlerimizin, yuvalarımızın, evlatlarımızın geleceğine yatırım yapan, geleceğini dertlendiren annelerimiz eğitimlerini, öğrenmelerini, dini hayata dair meraklarını her zaman canlı tutuyorlar. Aslında o canlı tutuş sizleri bu salonlara getiriyor. Ayrıyeten de bu hafta işte salı günü ifa ettiğimiz, idrak ettiğiniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü diye ifade ettiğimiz Mevlid gecesiyle birlikte Efendimiz'e salatü selam getirip Efendimiz'in hayatına dair öğrenmelere talip olduğunuz gerçekliğidir bugün bu salonda bulunmanız. Hiç kimse, hiçbir güç, hiçbir başka etken sizleri kalkıp da buralara getirmeye zorlayamaz. Bugün Efendimiz adına ne diye dinleyebiliriz, ne duyabiliriz, ne öğrenebilirizin derdiyle, duygusuyla ve kaygısıyla burada bulunuyorsunuz. Emin olun ki bu dert, bu duygu, bu muhabbet yüreklerimize bugün bazı şeyleri değdirecek. Hani hocamızın okuduğu ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne Muhammedun diye başlayan ayette
Muhammed sizin erkekleriniz içerisinde hiçbirinizin babası değildir diyor ya. Ya da bir başka ayet-i kerimede Allah Resulü Muhammed eğer ölür veya öldürülürse siz ayaklarınızın üzerine geri mi döneceksiniz diyor. Aslında bu ayetler bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle hayatının yaşama yansımasını adeta deklare eden metinler. Özellikle ikinci okuduğum mealde Allah Resulü ölür veya öldürülürse ifadesi Efendimizin ölüp veya öldürülmeyeceğine dair bilgi Yüce Allah'a aittir. Bu ifadeyi niçin kullanmıştır? Allah Resulü'nün sünnetiyle aslında öldürülmesinden kastedilmektedir oradaki mana. Allah Resulü'nün sünnetiyle hayatımızdan uzaklaşması, onun hayatımızda ölü olarak değerlendirilmesi, eğer o öldürülürse siz ayaklarınızın üzerine, yani eski bildikleriniz, atalarınızın dini üzerine mi döneceksiniz ifadesi, bir tehdit ifadesi, bir uyarı ifadesi ve bir an, başka bir anlamda da kendimize çeki düzen verme ifadesidir. Mevlidi Nebiler'in mahiyetini kıymetli müftümüz, ilçe müftümüz diye getirdi. Yani her yıl yeni bir farklı bir temayla Mevlidi Nebi haftasının idrak edilmesi aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yönünü açığa çıkarmak, vurgulamak. Yani burada Allah Resulü'nü elbette tanıyoruz, tanımaya gayret ediyoruz. Onun mevlidini adeta bir doğum günü şenliğinde, doğum günü kutlaması şenliğinde idrak ediyoruz ama o bizim bildiğimiz hani iyi ki doğdun kutlaması değil. Bu doğumun hayatımıza yansıması, hayatımıza getirdikleri. Nasıl ki o zaman tanımlarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği vahiy ile cahiliye karanlığı ya da o toplumun karanlığı vahyin aydınlığına, nübüvvetin ışığına kavuştu diye ifade ediyoruz. Aslında biz bu günlerde yani bu haftalarda içinde bulunduğumuz karanlık dünyanın Allah Resulü'nün bir yönüyle güçlü bir şekilde hayatımıza aydınlık getirmesi. Daha önce komşuluk hakları, daha önce aile hayatı, çocuklara bakışı farklı farklı konularla Efendimiz'i tanımaya çalıştık. Bu yıl onun iman ve istikametteki çizdiği yola değineceğiz. Şöyle de düşünülebilir. Ya Gençler Başkanlığı bu konuları neye göre seçiyor? Yani niye bu yıl iman ve istikameti seçmişti? Daha önce niye aileyi seçmişti? Toplumsal hayatta yozlaşmalara ve yoksunluklara, Efendimiz'den uzaklaşan değerlere birlikte şahit oluyoruz. Neye ihtiyacımız var? Sizin neye ihtiyacınız varsa bizim de ona ihtiyacımız var. Kendi ihtiyacımızı da aslında ortaya koyuyoruz. Bizim de yolumuzu, istikametimizi, imanımızı, hedefimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Onun için bu konu, bu adım aslında hep birlikte istikametimize bir bakalım mesajı. Kendimize ve toplumsal hayatımıza. Bir başka ifadeyle, hani Mevlid-i Nebi dediğimiz Efendimizin dünyaya teşriflerinde olağanüstü mucizeler sayıyoruz ya, hepiniz biliyorsunuz, hepiniz duymuşsunuzdur. Efendimizin doğumuyla 571'de, işte 12 Rebiülevvel gecesi dünyaya gelen olayları sorsam size, başlarsınız. Kabe'de putlar kırıldı, yıkıldı, Save Gölü kuruldu, Mecusilerin ateşi söndü diye örneklemeler verirsiniz. Bu örneklemelerin tarihsel anlamda geçmişte kalacağını zannetmeyelim. Aslında Efendimizin doğumuyla bu örneklerin yeniden hayatımızda bir yansıması olması gerekiyor. Kabe'de o gün Allah Resulü'nün doğumuyla yıkılan putlar gibi kendi iç dünyamızda put haline getirdiğimiz mülk, makam, dünya sevgisi, mal sevgisi, evlat sevgisi, bu putlar bizi alıkoyuyor mu? Ahirete yönelik imanımızdan, amellerimizden bir onu sorgulamamız gerekiyor. Yani 3 günlük dünya için diyoruz ya bazen, çok iyi bir kardeşlik, çok iyi bir dostluk, çok iyi bir yakınlık, birden 1 metrekarelik toprak için kavgaya dönüşebiliyor.
düşmanlığa dönüşebiliyor. Öyleyse bizim kalbimizdeki bu putlardan Allah Resulü'nün doğumuyla kurtulabilecek miyiz? Sahabe gölü kuruduysa biz içimizdeki hırs, tamah, haset, fesat akışını kurutabilecek miyiz? Mecusilerin yıllardır yanan ateşi sönmüşse, benim içimdeki bu riya ateşi, kibir ateşi, taassup, ırkçılık sönebilecek mi? Aslında bu gözle, bu zihinle Mevlid-i Nebi'nin okunması lazım. Onun için biz Mevlid-i Nebi'yi anmak diye konuşmayız. Yani Allah Resulü'nü anmaktan bahsetmeyiz. Çünkü anmak unutulan için konuşulan bir kavramdır. Hamdolsun unutmuyoruz onu. Salatü selamlarla, tahiyyat-ı ikramlarla her daim dile getiriyoruz. Adı anıldığında ellerimizi yüreğimize, göğsümüze, gönlümüze getirip salatü selamı hemen idrak ediyoruz. Bunları bir okuduğumuz, bir baktığımız zaman bazen ezberlenmiş davranışlar olarak görüyoruz. Neyi elimizi getirdiğimizi, neyi hissettiğimizi, öbür taraftan Cenab-ı Allah'ın Allah ve Resulü size canlarınızdan, mallarınızdan, evlatlarınızdan daha sevimli kılın olmadıkça diye verdiği uyarıyı kendimize dönüş. Kim benim gönlümde ateşte sevgisi var? Dünya mı? Evlatlarım mı? Mallarım mı? Eşim mi? Aslında bu öğreti bize bu dünyanın ahirete taşınan yolculuğun istikametini de aynı zamanda öğretiyor. Çünkü Mevlid-i Nebi dedim ya, anmak değil anlamaya yönelik bir çabadır. Aslında bu çaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yoldaş olmak. Yol metaforu çok etkindir. Hem vahide hem sünnette. Yol kavramını çok kullanırız. Sırat-ı müstakim diye zaten kullanırız ama yol bizi dünya hayatından ahiret hayatına, cennete veya cehenneme götürecek bir süreçtir. Yolda onun, yolcu da onun. Yolun kurallarını, yolun ilkelerini belirleyen de o. Diyor ki, yol da benim, yolcu da benim, ilkeler de benim. Eğer bu yola, bu çizgiye talipseniz ve sahipseniz, sizi götüreceği yol belli. Selamete eriştirir. Bazen ben şöyle örneklendiriyorum. İstikameti doğru yol diye tanımladığımız, Allah ve Resulünün yolu diye tanımladığımız sırat-ı müstakimi bir yolculuk olarak gördüğümüzde sizi bir beldeden diğer şehre götüren bir şehirler arası karayolu olarak düşünün. Şehirler arası karayolunda bazı trafik levhaları vardır. Keskin viraj denir. Efendim yani sağa dönüş denir, sola dönüş denir. Burada dur denir yani bir yerde. Bu trafik işaretleri siz uyarsanız bu trafik işaretlerine selametle yolculuğa gidersiniz. Ama ben trafik işaretine takmıyorum dediğiniz zaman yolculuk sizi hüsrana götürebilir. Onun için trafik işaretleri aslında teşbihte hata olmaz anlamında Allah'ın yolumuza koyduğu usul ve ilkelerdir. Burada dur diyor, dur. Helal mi haram mı diye bakacaksın. Burada çok keskin bir viraj var. Sen güzel gidiyorsun, hızlı gidiyorsun, iyi de yol alıyorsun. Ancak buradan belki faiz, haram, yalan, zina, kumar çukuruna düşünebilirsin. Uçurumuna gidebilirsin. Onun için şöyle bir viraja girmen lazım diyor. İşte bu istikameti sağlayabilmek, Allah Resulü'nü anlayabilmek, onu öğrenebilmekle mümkün. Peki ona, onun yoluna yoldaş olmak, ona dost olmak, ona sevgili olmak için, onu sevdiğimizi ifade etmek için de bilmek gerekiyor. Öyle değil mi? Tanımak gerekiyor. Son yıllarda Mevlid-i Nebi konularıyla aslında onu daha iyi tanıyoruz. Çünkü bize onun daha çok peygamberliği anlatılıyor. Şu kadar namaz kılardı, bu kadar oruç tutardı, gece namazına kalkardı, tesbihi şöyleydi. Biz de onun gibi namazlarımızı arttıralım, tesbihlerimizi arttıralım. Elbette ki ama aynı zamanda bir insandı. Yani merhameti, adaleti, sevgisi,
Sevgisini eşine gösterdiği dili, çocuklara gösterdiği ifade hep onun hayatı aslında örnek. Kur'an üsvetün hasenetün diye ifade ederken yaşanılır bir örnek olarak bize onu ifade ediyor. Yoksa yaşanılır bir örnek olmasaydı bize o sizin alın içinizden çıkmış sizin gibi biri demezdi. Yani bu dini, indirdiği kitabı bir melek aracılığıyla da belki bize aktarabilir, öğretebilir. Başka yollar, metotlar da gösterebilirdi. Ama içimizden bir insan seçti ki bu insan yaşanılabilir, örnek alınabilir bir insan. Bazen diyoruz ya, ama o peygamber hocam. Ben onun gibi yapamam. Ama hocam o işte Allah dostu. O şöyle, bazı insanları büyütürüz ya. Ya o tabii ki bunu yapacak. Bazen çocuklarımız da mesela diyoruz ya, sen işte senin için şunu yaptım, bak ben bunu yapıyorum. E tabii yapacaksın, sen annesin diyor. Sana bir görev tanımı yüklüyor. Yani normal, senin yapman annelik gereği diye. Biz şimdi peygamberin örnekliğini insani anlamda hayatımıza katmalıyız. Komşusuyla ilişkisi nasıldı? Bu yolu nasıl yürümüş, nasıl çizmiş, nasıl takip etmiş, nasıl bir istikamet? Vahiy ile buluşmadan önce 40 yaşı gibi kemal bir yaşla vahiy ile aslında tanışıyor değil mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? 40 yaş insanın hayatının aslında bir dönüm noktası diye düşünüyorum. Bir çalışmaya başlamıştım. Yeni bir akademik çalışmaya başlamıştım 40'tan sonra. Hocamın birisi dedi ki, profesör bir arkadaşımız. Ya dedi hocam dedi, şimdi 40'ından sonra ne yapacaksın dedi. Niye? Dedim ki ya hocam, 40'ından sonra bir medeniyet inşa etti peygamber. 40'ından sonra bir dünya nizamı kurdu. Niye sen 40'ı bu kadar küçümsüyorsun dedi. Güldü, ha doğru söylüyorsun ya dedi. Şimdi 40 aslında şu insanın bir 40 yıllık bir yaşamı var, geçmişi var değil mi? Tanınırlığı var, bilinirliği var. Muhammedül Emin vasfı var. Doğru, güvenilir, dürüst. Emanetlerimizi ona bırakırız. Bir şey söyleyeceğimiz zaman ona sorarız. Kadınlar, yetimler, kızlar. Oranın yerlileri çok iyi tanıyorlar, biliyorlar. Ama ne zamanki vahiy geldi, ne zamanki kurulu düzene çomak sokmak istedi, o zaman dediler ki Mecnun'dur, delidir, sihirlidir. Bu iddialar tutmayınca da başka tekliflerle geldiler. Sana işte Mekke'nin en güzel kadınını verelim istiyorsun. Seni Mekke'ye işte başkan, lider yapalım. Bir sürü teklifler. Onun işte istikameti buradan yola çıkıyor. Diyor ki bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben bu davadan vazgeçmem. Diyor ki hocam size şunu vaat ediyorum, size şunu vaat ediyorum. Şu imzayı atarsanız ayın güneşin sahibi olursunuz diyor. Ama siz ne diyorsunuz? Ben Allah'ın rızasına talibim. Ayın ve güneşin kazancına değil. Biz bu yolu kimden öğreniyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Efendimizin o imandaki istikameti, imandaki ısrarı, inancındaki devamlılığı aslında bize örnek. Bizim hayatımızda da, bizim imanımızda da bazen savrulmalar oluyor mu? Oluyor. Özellikle gençlerin hayatında. Özellikle böyle tam bir belayla, bir musibetle imtihan edileceğimiz anlarda. Hiç unutmuyorum. Milliyetimden Diyanet'e geçtiğim zaman bir hanımefendi soru için geldi. Aslında iki ayrı hanımefendi. Bir tanesi gayet güzel, tesettürlü, bizim gibi Anadolu hanımefendisi. Geldi dedi ki hocam dedi, haşa, Allah niye benimle uğraşıyor? Bu cümleyle gelmiş. Bunu söylerken ama ağlıyor. Şaşırdım, bir şaşkınlık için. Nasıl yani dedim. Hep benden uğraşıyor hocam dedi. Hem de hiç iyi değil. Ya sen Allah'ın kulusun, uğraşacak tabii dedim. Önce bir anlat. Allah kiminle uğraşacak? Seninle, benden uğraşacak. Başka şey yok gibi biraz böyle onu yumuşatmaya çalıştım. Hocam dua ediyorum. Eşim doğru yola gelsin diye. Adam daha kötülüğe gidiyor.
Dua ediyorum çocuğum şöyle olsun, işte istikamet bulsun. Hepsi her gün yeni bir belayla karşı karşıya kalıyorum. Dedim ki bak Allah seninle ilişkiyi o kadar sıcak tutuyor ki. Ama sen diyorsun ki niye benimle uğraşıyor? Uğraşıyor diye zannedersen o ayrı bir şey. Ama Allah bana durmadan yakınlaşıyor dersen o farklı bir şey. Hocam dedi sevdiği için de benimle uğraşıyor. Dedim ki bir kere uğraşma kavramını bırak. Allah uğraşma kavramıyla değil, yakınlaşma kavramıyla bizimle. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben kulumun zannı üzereyim dediği bir kutsal hadis-i şerif var. Beni nasıl kendine zannediyorsa ben öyleyim. Yakın zannediyorsan yakın, uzak zannediyorsan uzak. Biraz konuştuk. Biraz sakinleşti. Tamam hocam yine geleceğim dedi. İşte bileziklerini almış, satmış, yemiş, kumar, hazine aramış bir sürü şeyler. Çok sıkıntı var tabii. Sonra hemen onun ardından bir saat sonra bir hanımefendi geldi. Seküler bir kadın yani. Örtülü bir kadın değil. İşte kısa etekli ama oldukça kendinden emin. Dedi ki ben bir şey sormaya geldim. Daha doğrusu aslında kalbim cevabını biliyor da. Buyurun dedim. Ben dedi işte namazı, niyazı kılan, edepli, ahlaklı bir beyefendiyle evlendim. Çünkü ben de namaz kılıyorum. Böyle gördüğüme bakmayın diyorum. Ben de namazı kılan, düzgün hayatı tercih eden birisiyle evlendim. Bir yıl geçmeden kanser oldum. Kanserle beraber tabii tedavi... Önce kanser olduğum gün diyor, şu ifadesi çok enteresandı. Kanser olduğum gün dedim ki Allah'ım sana teşekkür ediyorum. Beni ne çok seviyorsun sen. Beni bu imtihanla sana daha yakın niyazda bulunmam için beni seçtin. Hiç böyle bir düşünce oldu mu bak? Teşekkür ediyorum dedim Allah'ım iyi ki beni seçtin diye diyor. Sonra tedavi olmaya başladım. Elhamdülillah bir ameliyat oldum. Ameliyattan çıktım. Ameliyatın sonucu artık anne olamayacağım. Öyle o hükümle çıktım. Ama hastalıktan da kurtulmuş olduğumu söyledi doktor diyor. Ameliyattan bir hafta sonra eşim boşanma davası açtı. Ben şimdi Müslümanlara mı kızsam, Müslümanlığa mı kızsam? Eğer bu Müslümansa ben mi Müslüman değilim gibi ayrıma gelmiş. Yani böyle bir şey içerisinde. İstikametin, yolun, çizginin tam böyle şey noktasında, ayrım noktasında. Neden boşanma? Eşim diyor, ailesinin baskısına dayanamadı. Bunun artık çocuğu olmaz. Sen bununla niye evleneceksin? Şimdi bir hayatı, zaten bir sınavdan çıkmış hayatı, tekrar bir başka bir şeyle karartmak aslında diğer tarafından. Önce çok zoruma gitti. Sonra dedim ki diyor Allah'ım yine sana teşekkür ediyorum. Demek ki ben bununla yol yürüseydim benim yolum hiç aydınlık olmayacaktı. Bu merhameti hayatına koymayan bir adamın benim hayatımda yeri yok dedim güle güle. Bakın. Peki sen ne soruyorsun? Ben ağladım tabii ağlıyorum o konuştukça. Peki sen bana ne soruyorsun dedim. Bana öğretmeye gelmişsin sen sormaya değil. Dedi ki, benim bu kıyafetim benim imanımın artmasına, eksilmesine sebep olur mu? Bir şey diyemedim, dilim tutuldu daha doğrusu. Diyemedim, dedim ki, ona şöyle bir örnek verdim. Cenab-ı Allah'ın huzuruna bir karneyle gidiyoruz. Bu karnede işte matematik dersi, Türkçe dersi, işte fen dersi var. Senin de belki bir dersin zayıf olabilir ama Allah-u Teala senin imanın, ahlakın, inancınla sana merhamet edeceğini, nasıl yapacağını ben bilemem. Asıl olan bütün karneyi, bütün notları düzeltmektir dedim. Tamam ben anladım hocam dedi. Şimdi bu iki örnek de aslında hayatımızdaki istikametin, çizginin penceresini bize gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında da buna benzer örnekler var.
Onun da bazı eşleriyle imtihanları var. Onun da bazı toplumla imtihanları var. Mesela anlatıyoruz, diyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eşinin evindeyken kendisine ikram edilen bir tabak yemeği, Hazreti Ayşe validemiz burun kıvırıyor mesela diğer eşinden geldiği için. Elinin tersiyle hafifçe bir vuru döküveriyor. Elinden düşüyor tabak. Şimdi bunu canlandırmak istiyorum ben. Diyorum ki sizden biriniz, beylere özellikle hep öyle derdim. Sizin annenizin faraza eline yapmış olduğu güzel bir keşkek, bizim oralarda mesela güzel bir yemek getirdi. Baktı gelin de dedi ki eşi de aman bunda ne var ki diye elinize bir tersiyle vurup da düşürse ne yaparsınız? Sen benim anamın yemeğine nasıl bile burun kıvırabilirsin? O tabak kırıldı. Belki de kırılmayan tarafını sizde kırabilir yani. Biz böyle bir anlayışta, ama Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle bana öyle kızdı ki anlıyorum. Çünkü alın damarları kabardı diyor. O kızdığı zaman daha alındaki damarlar kızarır, kabarırdı diyor. Efendimiz ses çıkartmadı. Yerden kırık tabakları aldı, dışarıya çıktı diyor. Ve ilk gördüğü kişiye de anneniz kıskandı. Bu tabağın aynısını bulun dedi diyor. Bu bir ahlak, bu bir davranış, bu bir sakinlik, bu bir dinginlik. Bir başka taraftan hiçbir çocuğa eziyet etmedi. Yani ezan okumayla dalga geçen, alay eden bir çocuğa efendim sen de kimsin deyip kulağını bir şaplak yapıştırmadı. Ensesini başını okşayarak ne güzel sesin var senin dedi. Ne kadar güzel sesin bu sesle istemez misin anne mescidin müezzini olmayı? Ve ondan müezzin çıkartıyor. Bizim ahlakımız, bizim yol tutuşumuz, bizim örnek alışımızla Allah Resulü'nün örnek alışımıza, hayatına bir bakmamız gerekiyor. Onun için istikamet nedir bilmek gerekiyor. Ama istikametin imansız olmayacağını bilmemiz gerekiyor. İman getirir bizi istikamete. İmanın istikamete ihtiyacı vardır aslında. O nedenle imanın en büyük nimet, imanın kalbin kıvamı olduğunu her daim hatırımızda bulundurmamız lazım. Kalbin kıvamı, kalbin belki de imanın en son müjdeli bir halidir diye diyebiliriz. Hucurat suresinde de diyor ya Cenab-ı Allah, eğer Allah'ın elçisi aranızda, biliniz ki Allah'ın elçisi aranızda bulunmakta, eğer o sizin işlerinize uymuş olsaydı, aranızda sizlerin işine uymuş olsaydı sıkıntıya düşerdiniz. Allah size imanı sevdirmiş, onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı size çirkin göstermiş. Bu ayetteki şu ifadeyi ben tersinden okumak istiyorum. Eğer o işlerinde, birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz buyuruluyor ya. Bize diyor ki aslında siz eğer işinizde ona uyarsanız sıkıntıdan kurtulursunuz. Tersinden okumak ayeti. Siz eğer tüm işlerinizde Allah Resulüne uysanız yaşadığınız bu sıkıntı. Çocuk beni niye dinlemiyor? Herifle niye huzurum yok? Biz Karadeniz'de herif kavramı kullandığımız için söylüyorum. Herif beni niye dinlemiyor? Adama sözümü geçiremiyorum. Yani bak diyor ki sen onun işlerini örnek al, onun işine kendine mihenk al, rehber al, Allah da senin bütün sıkıntılarını gidersin. Buradan ne anlıyoruz? Aslında iman çok büyük bir iddiadır. Dünyanın en değerli ikramıdır. Değerli hanımefendiler, aslında şereflendiğimiz hususun farkında değiliz. İman gibi güzel bir nimetin bize verilmiş ikram olduğunu farkında değiliz. Toplumsal olarak Müslüman bir memlekette doğduk. Müslüman bir anne babanın evladı olduk. Aslında neredeyse biz 1-0 kazançlı başladık. Bu kazancın hani olmayılar ki derya içinde deryanın kıymetini bilmezler. Balık denizin içinde denizin kıymetini bilmez ama çıkardığın zaman nefes alamaz. Biz İslam'ın içerisinde, İslam'ın güzelliği içerisinde İslam'ın kıymetini bilmiyor ama ne zaman elimizden alınacaksa, bir yerimize dokunulacaksa o zaman İslam'a yapışmaya çalışıyoruz. Oysa sen İslam'a yapış ki elinden
alınma tehdidiyle karşı karşıya kalma. O nedenle iman ettim demek çok büyük bir iddiadır diyor. Ancak iman iddiasında bulunmanın ispatı gerekir. İddia ettiğiniz bir şeyi ispatlamanız lazım. Evet, iman ediyorum. Âmentü billah ve melâiketi ve kütübi. İman ettim demek o âmentü esaslarında saydığımız ahiret hayatını da katıyorsunuz. Biz şimdi yalan, dedikodu, işte gıybet, işte haset, fesat, kibir, çekememezlik, bütün bunları sayıyorum, olumsuz sayıyorum ya. Bunları biz ahirette hesabı aklımıza getirmiş olsak, ona iman ettiğimiz her daim bizimle olsa yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Lütfen. Yapamayız. Çünkü biz ölümü ve ahireti unutuyoruz. Bu işin, bu cümlemin ağzımdan şimdi çıkan cümlemin, hani söz ağızdan bir ok gibi çıkar. Daha doğrusu okun yaydan fırlaması gibi çıkar. Bir daha geri çevriliyor mu? Ok gitti mi hedefe gidiyor. Kötü bir söz söyledik, yanlış bir söz söyledik. O söz çıkıyor. Onun için bizim hayatımızı çekip çevirecek iman iddiasıdır. O iddianın ispatıdır. İspat da işte müstakim olan istikamettir. Nasıl istikamet? Hocamız okudu. Hani bir sahabe söylüyor ya, bana öyle bir şey öğret ki diyor, başka bir şeyi öğrenmeme ihtiyaç kalmasın. Yani İslam'ın temeli olsun. Sen Allah de, yani iman ettim de ve dost doğru ol. Dost doğru olmak ne demek? Doğru yolda gitmek ne demek? Şunu bilmemiz gerekir ki doğru yol aslında Allah-u Teala'nın istenilecek bir yol olduğunu bize göstermesidir. İstenilecek bir yol. Önce bunu bilelim. Doğru yolu istememiz gerekiyor. Onu da Allah her gün 5 vakit namazda 40 kere söyletiyor. İhdine sıratel mustakim. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime ilet. Bizi doğru yola ilet, doğru yola ilet, doğru yola ilet. Bizim orada bir söz var. Bir adama 40 kere deli dersen deli olur. Bir insan 40 kere günde beni doğru yola ilet, doğru yola ilet diyordu. Niye iletilmiyor? Size soruyorum. İstemediği için dedi. Ya da ne istediğini bilmediği için. Aslında doğru yola ilet diyor ama onu dil diyor. Dil doğru yola ilet diyor. Ama kalp, iman, ruh o doğru yol talebinde değil. Şairin dediği gibi leb zikirde ama gönül fikri cihanda ortada kaldı Sübhan-ı Mercan müteredid. Leb istiyor, yani dudak söylüyor. Dudak ihtine sıraden müstakim diyor. Ama gönül ateşin altı açık mı bıraktıydım ki? Yani şöyle mi olduydu ki? Biraz önce konuştuğu kişilerle şunu söyledi. Bak aslında bu lafı hak ettiydi ama söylemedim. Ya da biraz sonra bir iş yapacaksa o işin adımlarında. Dil okuyor, gönül başka yerde. Şimdi niyaz, dilek, talep dilin söylediğine mi yoksa kalbin geçirdiğine mi? Tabii ki kalbin geçirdiğine. O nedenle biz günde 40 kere aslında doğru yola ilet dediğimizin bile farkında değiliz. Onu da şöyle söylüyorum, şöyle örneklendiriyorum. Biliyorsunuz Kur'an okumanın farklı yolları var. Kıraat, tilavet ve tertil üzere okumaktan bahsediliyor. Kıraatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk ayetin gelmesiyle, ikra ayetiyle oku. Oradan görüyoruz. Demek ki kıraat orada okunacak bir şey. Peygamber okumayı biliyor muydu? Hazreti Peygamber bilmiyordu. Niye Allah ona oku desin? Metin mi var, bir kitap mı var, neyi okuyacak? Ha, demek ki kıraat öyle eline aldığın bir şeyi okumak değil sadece. Kalben, aklen okumak. Yani hakikati okumak, kainatı okumak, kendini okumak. Onun için kıraata derler ki kıraat aklın okumasıdır. Tilavet dilin okumasıdır. Bir de tertilden bahsettim. Tertil de ruhun okumasıdır. Peki hocam niye namazın farzlarını sayarken kıraat diyoruz?
Dille okuyoruz değil mi? Hayır. İşte onun için kıraat diyoruz. Okuduğunun, aklen okuduğunu bil. Ne okuduğunu bil. Ne söylediğini bil. Onun için kıraat. Rastgele okuma. Ezber edip gitme. Huzurdasın, kabul edildin, geldin. Şuraya çıkartıyorum ben seni. Ne isteyeceğini anlatamıyorsun. Heyecanlandın, dilin damağına kapıştı. Ben ne bileceğim sen içinden ne niyettesin, ne istiyorsun? Saniyen var, dakikan var, huzurda bulunacak zamanın var. 3 dakika verdim sana, söyle. Hani böyle şeyden, bardaktan böyle kandilden şey çıkıyor ya, sihir, bas. Çık neydi? Dev çıkıyor. Dile benden ne dilersen. Şimdi o da diyor ki, dile benden ne dilersen. Namazda dileyeceksin, isteyeceksin. Ama dileyemiyorum, isteyemiyorum. Hatta söylediğimi de ifade ediyorum, edemiyorum. Zaman işte huzurdan bilinçsizce çıkmak. İstikamet istediğin halde istikameti söyleyemeden ayrılmak. Peki hocam, bu namazlar bizi istikamete götürmez mi? Hani çok da bilinçsiz kıldığımız namazlar bize istikamete elbette ki götürecektir. Onun için Allah-u Teala namaz insanı kötülükten alıkor diyor. Yavaş 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 namazdaki bilinci, namazdaki istediğimiz istikameti hayatımıza yansıtırsak çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, evimize, aşımıza bir dönüşü olacak. O nedenle istikamet kelimesini gerçekten hayatımıza, özellikle Allah'ın emir ve yasaklarına, nebevi sünnetin örnekliğine, konunun başında anlattığım özellikle Allah Resulü'nün hayata dair örnekliğine, yaşama dair örnekliğine, onun o istikametine ihtiyacımız var. Değerli hanımefendiler, değerli misafirlerimiz, istikamet aslında hayat demektir. Zaten din hayat demektir. Din, insanın hayatına her yerine nüfuz eden bir sistemdir. Din sadece ibadet değildir. Din sadece namaz, oruç, tesettür. Kur'an sadece bundan bahsetmez. Bir bakın, istikametimizi çizen kitap, yeryüzünde yürürken kibirli yürüme diyor. İnsanlarla konuşurken sesini yükseltme diyor. Bir eve misafir olduğunda ev sahibini usandırana kadar oturma diyor. Çocukların daha buluğ çağına ermese bile anne ve babanın odalarına şu vakitlerde girmesinler diyor. Aslında istikametin hayatımızın her yerinde olduğunu söyleyen bir kitap. Onun için hayat kitabıdır. Din hayatsa, Kur'an hayat kitabıysa, bu Kur'an'ın çizdiği istikamet elbette ki bizim istikametimizdir. Onun için istikamet hayattır. Nasıl ki vücudumuzda dolaşan kan damarlarda bir problem olmazsa sağlıklı bir dolaşım sistemine sahip oluruz. Ama herhangi bir yerde tıkanıklık oldu, efendim kolesterol yükseldi, bilmem ne oldu, pıhtı attı, daralma oldu. İşte mesela bir yerde şiddetli bir kan sıkıntısı, geçiş var, kangren oldu. Dolaşım sisteminin bozulduğunu gösteriyor. İstikamet de insanın işte kanın damarlarında dolaştığı gibi insanın hayatına dolaşan, gezen şeytanla buluşmama demektir. Diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan insanın kanın damarında gezdiği gibi sessiz gezer. Sessiz gelir. Şimdi biz kanın nasıl aktığını biliyor muyuz? Duyuyor muyuz? Ben bir babamı bir kontrole götürmüştüm. Ayağına bir cihaz taktı doktor. Cihazda kanın akışını ölçecek. Dışarıya verdi sesi. Öyle gürül gürül bir akış var ki zannedersin yüksek yerlerden şelaleler dökülüyor. O kadar yüksek gürültülü bir şey. Dedim ki hocam, bu ses dedim kanın akma sesi mi? Evet dedi. Bu normal bir ses. Benim yükselttiğim bir ses değil diyor. Kanın vücutta gezme sesi. Ama Allah öyle bir yaratmış ki diyor, bu sesi hiçbir şekilde duymuyoruz diyor. Eğer insan bu sesi duysaydı hayat yaşayamazdı, çıldırırdı. O kadar güzel bir nizamı, o kadar güzel bir düzeni kuran Rabbimiz her gün istikameti istetiyor peki. Her gün istikameti istediyor, istetiyor da bizde ne var? Hani bir meşhur bir hikaye anlatılıyor ya. Adamın biri her daim Allah 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 zikriyle
hayatını geçiren abid zahit birisi. Bir gün ona işte sessizce yaklaşan şeytan yaklaşmış. Demiş ki, ya demiş, yıllardır Allah Allah diyorsun. Bir kere Allah sana buyur diye cevap verdi mi? Hemen insanın kafasına, o kadın vardı ya hani, benimle uğraşıyor diyen kadın. Aynen öyle. Yıllardır diyorsun, bir kere talebine, duana icabet etti mi? O adam da düşünüyor işte, diyor ki Allah Allah, hakikaten de bir kere de buyur, haktan bir buyur, işitmedim diyor. Ve şeyi kesiyor, Allah zikrine. Allah zikrini kestikten sonra bir gece rüyasında Hızır'ı görüyor. Hızır diyor ki, niye Allah zikrini kestin? Ya ben işte yıllardır dedim ama bir günde Rabbim buyur kulum ne istiyorsun demedi. Hızır çok güzel bir karşılık veriyor. Çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, aslında senin Allah demen onun buyur demesindendir. O sana buyur demeseydi sen Allah diyebilir miydin? O sana ben senin yanındayım demeseydi sen Allah benimle uğraşıyor diyebilir miydin? O sana yaklaşmasaydı sen Allah'ı gündemine sokabilir miydin? Onun için istikamet Allah'la olduğu anını her daim bilincine varmak demek. Savrulmak tabii ki savruluyor. Bazen yaşantılarımızla savruluyoruz. Özellikle demiştim ya gençlerimizin savrulmaları. Gençlerimizin savrulmalarını önlemek için önce imani noktada onlara yardımcı olmamız gerekir. İmanın sadece kuru bir beyanı olmadığını benim yaşantımda, annesinin yaşantısında, babasının yaşantısında görmeli ki anne ve babanın, toplumun iman iddiasına şahit olmalı ki genç o iddianın peşinde gidebilmeli. Biz Fatiha suresinde hani Allah'ım ihtines sıratel mustakim sıratel lezine en'amte aleyhim diyoruz ya, nimet verdiklerinin yoluna ilet bizi. Yani bu yol yeni bir yol değil. Daha önce de bu yol varmış. Nimet verdiklerinin yolu varmış. Nisa 69'da da nimet verdiklerini anlatıyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, salihlerle, şehitlerle beraberdir. Şimdi biz nimet verilenlerden olmak için bir kere nebilerden olamayız. Şehitlik ya nasip, öyleyse salih ve sıddıklardan olmamız. İnandığımız dinin doğrucusu, takipçisi, kuralı neyse, hocam diyor bu sistemde böyle bir kazanç olmaz. Azıcık ben işte kısa yoldan kazanmam lazım. Kumara, faize, yani bir bahaneler uyduruyoruz ya. Hocam işte şimdi tamam da bizi böyle çalışmayana, işte biraz orada görünmeyene hiç kimse itibar etmiyor. Bak mazeretlerimize bak. Bazı mazeretlerimize. Bir de İslam'ın ilke ve prensiplerine. Öyleyse salihlerden olun. Hani sıddıklardan ya da salihlerden. Salih kendi kurtuluşunu sağlayan, başkalarının da kurtuluşuna vesile olanlardan ol. Kendi iyiliğimizi biz kendi iyiliğimiz için uğraşırken komşumuzun yanı başımızdakinin de iyiliği için dert ediniyorsak ve bu yolu onunla birlikte gitmek istiyorsak aslında biz İşte kendisine nimet verdiklerinin yoluna talibiz ve hak edenlerdeniz. Peki vaktimizi çok hızla ilerliyor aslında. Saate bakayım. Evet. Nasıl istikamet sağlayacağız? Özellikle istikametin nerelerde yansıması lazım? Bir, sözün istikameti lazım önce. Yani dilin istikameti. Ya eyhellezine amenüttekullâhe ve gûlû kavlen sedîdâ ayet-i kerimesinde diyor ki iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Doğru olun. Yalandan uzak tutun. Doğru söz sadece yalandan uzak bir söz değil. Doğru söz aynı zamanda güzel söz, temiz söz, nezih söz. Yani karşılığı çirkin, iftira, hakaret, küfür, yalan, gıybet hepsi bu sözün içerisinde. Yani mümin önce dilinin istikametini koruyacak. Dilin istikameti daha sonra
kalbin istikametini sağlayacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki kulun kalbi müstakim olmadıkça imanı müstakim olmaz. Dili doğru müstakim olmayınca kalbi müstakim olmaz. Bakın gittiği yere, tekrarlıyorum. Kulun kalbi müstakim olmadıkça imanı müstakim olmaz. Dili olmadıkça da kalbi olmaz. Demek ki önce dil söyleyecek, değil mi? Sonra kalp o dilin gereği bir amel üretecek. Dil uzaklaşırsa yalandan, haramdan. Amelde istikameti de yine Fussilet suresinde hocamızın yine 10. 30. ayet-i kerimede şüphesiz Rabbiniz Allah'tır deyip dosdoğru yolu tercih edenler, dosdoğru yolda olanlar var ya diyor. Onların üzerine melekler akın akın gelirler. Dosdoğru yolda olanlara melekler akın akın gelirler ve onlara derler ki korkmayın, üzülmeyin, size dünyada vaat edilen cennetle sevinin. Burada biz şunu anlıyoruz. Sırat-ı müstakimi takip eden, doğru yolda olanın mükafatı neymiş? Cennet. Üzülme yok diyor. Onlara korkmak da yok. Güzel hizmet ve kulluk yapmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tam olarak başaramaz iseniz de yine de istikamet üzere olunuz. Ve biliniz ki dini hükümlerin yani amellerin en hayırlısı namazdır. Namaz da sizi istikamete çekecektir buyuruyor. O nedenle biz istikametimizi namazla devam etmeye, namazla korumaya mecburuz. Kalbin istikameti de en tehlikeli şeylerden birisi. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmet diyen Cenab-ı Allah onlar şöyle yakarırlar diyor müminler için. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Şimdi kalplerimizi imandan sonra eğitme. Bu ayette buna benzer ayet çok var Kur'an-ı Kerim'de. Ve sebbit ektamena fensurna. Yani ayaklarımızı sabit kıl. Ayaklarımızı, imanımızı sabit kıl, eğritme, bükme. Niye? Bir de her gün 40 kere değişimiz niye? Çünkü Allah kulunu tanıyor. Allah kulunun bu yoldan sapma tehlikesi olduğunu bildiği için her gün istesin diyor. Bu duayı öğretiyor bize. Bazen biz kullar o kadar aciziz ki neyi istediğimizi, nasıl isteyeceğimizi bilemeyiz. Onun için Cenab-ı Allah öğretir bize duayı. Öyle bir dua öğretir ki yavrularımızı biz deriz ki Allah'ım ahlaklı olsun, güzel olsun, vatanına, milletine işte bağlı olsun, hizmette olsun. Dualar deriz değil mi? Namaz ehli olsun. Yine Kur'an'ın ifadesiyle zürriyetimizden namaz kılanlar eyle diye duayı da bize o öğretiyor. Ama bir yerde ve canna lil muttakine imama ayetiyle bize öyle bir pencere açıyor ki benim yavrumu, neslimi muttakilere önder eyle diyor. Muttaki ol dedirtip bırakmıyor. Muttakilere önder eyle. Lider yap diyor. Lider iste. Ey mümin sen bir şey isterken, bir dua isterken zirveye talip ol demektir bu. En iyiye talip ol. En iyiyi ve zirveyi verebilenden eksik istenmez buyuruyor. Eksik hani bazen deriz eksik hacet dilemeyin deriz. Aslında bu bize bunun penceresinden bakmayı gösteriyor. O nedenle kalplerimizi doğru yola erdirdikten sonra Allah'ım ayaklarımızı şaşırtma, aklımızı şaşırtma, yoldan çıkarma duasını toplumsal olarak ben geleneklerimizden bile duyduğumuz duadır. Onun için istikamet, hani keramet aramayın, istikamet arayın diyor ya. Yani yine Ebu'l Ali el-Cüzani'nin bir ifadesi var. Diyor ki Müslüman diyor, keramet derdine düşme. İstikamet sahibi olmaya çalış. Çünkü nefsin seni keramet talebine zorlarken Rabbin senden istikamet bekliyor. Keramet bekleniyor. Aslında bütün bunlara baktığımızda zaten istikametin kendi keramet. Eğer istikameti koruyabiliyorsa bir mümin zaten keramet ehlidir. Kerameti budur onun. Hazreti Ebu Bekir'in kerameti sıddık olmasıydı, doğru yolda olmasıydı. Ama istikamet işte bu. Onun için biz kerametten evvel istikamete,
iman ve istikametin yine özellikle Hud suresinde yine senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dost doğru ol ayeti, azıp sapmayın ayeti burada aslında güçlü bir şey irade koyuyor. İmanla beraber istikamet er kişinindir diyor. Hani Allah Resulü beni Hud suresi ihtiyarlattı buyuruyor ya Festakim Kema Ömür ayetiyle. Allah Resulüne emrolunduğu gibi dost doğru ol ifadesi onu ihtiyarlattıysa bize ne yapacak? Bize nasıl bir hayat penceresi çizecek? Değerli hanımefendiler, değerli misafirler, sözlerimi uzatmak istemiyorum ama bir başka ifadeyle bitirmek istiyorum. İstikametin zıttı yüzüstü sürünmektir. İstikamette olmayan, istikameti koruyamayana yine hepimiz bildiği gibi Mülk Suresi'nde bismillah efemen yemşi mükübben ala vecihi ehta emmen yemşi seviyen ala sıratı müstakim diyor ya. Şimdi düşün bakalım diyor. Şimdi söyle, şimdi düşün, aklet. Yüzüstü sürünen mi hedefe erişir yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? Doğru yolda düzgün yürüyemeyenin yüzüstü süründüğünü söyleyen aleni bir ifade bu. Cenab-ı Allah bizi yüzüstü sürünenlerden eylemesin. Ezanlar hürmetine Rabbim bizim istikametimizi daim eylesin. Evlatlarımızı, neslimizi hayırda ve istikamette kaim olanlardan eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çok tanıyarak, daha çok anlayarak hayatını hayatımıza yansıtmayı nasip eylesin. Sünneti örnek almak derken sadece sünnetin yani oturarak yerde yemek yemek ya da şunu yapmak, bunu yapmak şeklinde değil, hayatın her köşesine Allah Resulü'nü yansıtmak demek olduğunu Allah-u Teala her daim bize öğretsin, hissettirsin ve yaşatsın. Teşekkür ediyorum. Gününüz bereketli olsun. Her daim rahmeti rahmana, ona emanette kalın diyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocamıza güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş gelmişler. Hocamıza hediye takdimini yapmak üzere Yozgat Müftümüz Ali Gülden hocamızı sahneye arz ederim. Buyurun hocam. Sizler adına hocamıza takdim ediyorum ben. Teşekkür ediyorum.